Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki Odak programında Merkez Bankası'nın faiz kararını mercek altına alacağız. Konuklarımız da iktisatçılar Profesör Doktor Şenol Babuşçu ve Profesör Doktor Oğuz Oyan olacak. Odak başlıyor. Buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum. Merkez Bankası'nın faiz kararını Profesör Doktor Şenol Babuşçu ve Profesör Doktor Oğuz Oyan değerlendirecek dedik. İki konuğumuz da Skype hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Sayın Babuşçu, sizinle başlamak isterim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indirme ısrarı sürüyordu. Bir de biz de verdik, bir sinyal gönderiyorum dedi. Biz faiz indirmede kararlıyız dedi. Acaba Merkez Bankası'na bu sinyal yeterince gitmedi mi, zayıf mı kaldı? Neden bu defa para politikası kurulu faizi sabit bıraktı size göre? Evet, Cumhurbaşkanı'nın ekonomi teorisi gereği Eylül ayında yaklaşık 4 ay önce bir faiz düşürme sevdasına kapıldı para politikası kurulu Merkez Bankası. Eylül ayında 100 bas puan, Ekim ayındaki 100 bas puan, Kasım'da 100 bas puan, Aralık'ta 100 bas puan olmak üzere 4 ayda 500 bas puan faizleri düşürdü. %19'dan %14'e indirdi. Cumhurbaşkanının teorisi şuydu: faiz neden, enflasyon sonuçtur. Faizler düşünce enflasyon düşecekti onun teorisine göre, ama teori çöktü bence. Çünkü faizler 5 puan düşmesine rağmen enflasyon 18 puan yükseldi. Eylül ayında %18-19'larda olan enflasyon %36'ya geldi. Tabii biraz kendileri de şaşırdılar bu teorinin çökmesine. U dönüşü yapmaya çalışıyorlar ama dönemiyorlar. U dönüşü de yapamıyorlar. Ara yollardan U dönüşü yapıyorlar. İşte kur korumalı mevduat hesabı gibi bir ürün ortaya attılar. O ürünün her derde deva olacağını düşünüyorlar. Başka ürünler de çıkarmaya çalışıyorlar. Aslında kur korumalı mevduat, tüm herkesin söylediği gibi, örtülü bir faiz arttırımıdır aslında. Ama yarım yamalak bir iştir. Onun için faydası da görüleceğini pek sanmıyorum. Şimdi bu ay neden peki Merkez Bankası durdu, faizleri düşürmekten vazgeçti? Bir görelim düşüncesinde. Bir dinlenme mola görelim ve faizleri düşürme ısrarı Cumhurbaşkanı devam edeceğini düşünüyorum. Edeceği için de Şubat ve Mart aylarında tekrar faiz indirimi görülecek diye düşünüyorum. Sayın Oyan, size de aynı soruyu yöneltmek isterim. Ne oldu da birdenbire Eylül'den bu yana %19'dan %14'e düşürülen faizler Ocak ayında, aslında beklentiler de bu yöndeydi, sabit bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu inadından en azından bu aylık neden vazgeçti? Aslında inadından vazgeçmiş değil. Yani sabit tutmak bile inadın devamı anlamına geliyor çünkü. Şimdi bu son konuşmasında biz vazgeçmedik işte faiz sebep hikayesini söyledi, ama işte bir iner bir çıkar faizler diyerek bir açık kapı bıraktı. Yani o konuşması biraz daha şeydi, böyle daha az angaje bir konuşmaydı, daha yani daha az katı bir konuşmaydı bir anlamda. Çünkü şeyi görmüştü, yani enflasyon %36'ya çıkmış. Ki bu TÜİK'in açıkladığı üfeye bakarsanız, yani üretici fiyatları endeksine %80. Yani keza enflasyon araştırma grubu ENAK, onun açıkladığı TÜFE, yani tüketici fiyatları endeksi %82. Yani nereden baksanız %14 komik bir rakam. Yani bir o tarafı var. Dolayısıyla sabit tutmak, ki ben de sabit tutacağını, yani pas geçeceklerini düşünüyordum. Sabit tutmanın kendisi hala bir meydan okuma anlamına geliyor.
Yani düşünün şeyle enflasyonla arasındaki fark iki kattan fazla, 2,5 kat fark var. Yani bastırılmış tüfeyle bile bu kadar fark var. Üfeyle hani kıyaslasanız bunu yani 5 katından fazla bir farkla tam bahsediyor. 5 katı kadar bir farktan bahsediyoruz demektir. Bu çok yüksek. Dolayısıyla burada sabit tutmak mecburiyetten kaynaklandı. Kaldı ki Hazine ve Maliye Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki Ocak ayı enflasyonu da pik yapacak dedi. Çünkü işte yılbaşı zamları var biliyorsunuz. Kaldı ki enflasyon kur üzerindeki kurla enflasyon geçişkenliği yüksek. Ama kurdaki artışlar hemen yansımıyor. Özellikle ara mallarında bir gecikmeli, bir intikal süresi var. Gecikmeli yansıyor. Dolayısıyla bunun Ocak ve Şubat aylarını hala bu kur artışlarının yani gördüğümüz 8,5'lardan sonra gelen kur artışlarının yansıyacağı bir dönemi hala yaşıyoruz. Dolayısıyla bu ay yani 3 Şubat'ta açıklanacak olan Ocak ayı enflasyonunun tüfe olarak %45'lerde çıkacağı gibi bir varsayımı söylersek çok yanlış yapmış olmayız. Yani 40'ın üzerinde olacağı kesin. Şeyin de üfenin de %90'ları göreceği anlaşılıyor. Eğer tabii bu arada tam da bugün Türkiye gündemine düşen işte 3 bürokrattan biri gidecek galiba en Evet, çok o da. istifalara geleceğim birazdan. Yani eğer bir operasyon yapmazlarsa TÜFE'nin oranı daha yüksek yani %36'nın epey üzerine çıkacağımız anlaşılıyor. Yani %42'ye çıkın düşünün enflasyon %14 Merkez Bankası'nın Faiz. faizi %14 enflasyon %42 diye düşünün 3 katı tam 3 katı bu görülmüş değil. Türkiye para politikası tarihinde görülmüş değil. Dolayısıyla %14'te tutmak çok radikal bir karar. Yeterince radikal. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun indirilmesi falan çılgınlığın çılgınlığı olurdu. Ama bu pozisyonda bir çılgınlık kaldı ki %14 hiçbir şeye deva değil. %14'te tutmak piyasadaki faiz oranlarının yükselişine engel olamıyor. Hazinenin borçlanmasını %24'ün altına düşürmüyor. Yani 10 puan farkla borçlanıyor. Yani %14 diyorsun. Bankalar %14'te senden borçlanıyor. Gidip şeye hazineden hazine tahvili alıyor. Devlet tahvili alıyor. Ve %24 gelir sağlıyor. Yani sadece tek bir operasyonla 10 puan getiri veriyorsunuz şeye. Faiz farkı vermiş oluyorsunuz bankalara. Buna rağmen bankalar çok iyi durumda değil. O ayrı hikaye yani özellikle kamu bankaları için söyleyeyim. Özel bankalar karlarına kar katıyorlar da kamu bankaları başka nedenlerle. Yani böyle bir durumda yani sizin faiz indirimleriniz piyasa tarafından izlenmiyorsa, ticari faizler %30-40 bandındaysa hala neyi indireceksiniz? Hiçbir şey değil. Yani etkisi kendisiyle sınırlı. Sadece psikolojik bir şey. O var. Yani o bir faiz inadı olarak orada duruyor. Ama şey onu piyasa takip etmiyor. Dolayısıyla anlamsız. Anlamsız. Ve dediğim gibi enflasyon yükseliş eğiliminde bunu daha da kısacak bir cesaretleri, cüretleri olamadı. Ben sanıyorum ki 2 ay daha bunu değiştirmeyecekler. Yani Şubat, Mart'ta da değiştirmeyecekler. Daha sonrasında görürüz belki de enflasyonun bu yukarı doğru gidişinin kırıldığı ana kadar da bekleyebilirler. Ama şunu söyleyeyim son olarak indirseler de hani %13'e falan en fazla indirebilirler. Ondan sonra çok yüksek bir faiz artışıyla buradan çıkacaklar. Tıpkı 2018 sonbaharında ve 2020 sonbaharında olduğu gibi. Her ikisinde de birincisine %24'e fırlatmak zorunda kaldılar. İkincisine Naci Ağbal'la biliyorsun %19'a çıkardılar. Hep %8'lerden geldi bu %24'e ya da 8,25'ten %19'a çıkmıştı. Şimdi yeniden aynı macerayı bu şeyin sonunda yaşayacağız ama iktidarın ömrü o kadar olacak mı onu da bilemiyoruz tabii. Ona da gelelim tabii. Anladım. Bu bir erken seçim ya da herhangi bir seçim ekonomisi mi yürütüyor iktidar? Tüm bu ekonomi politikalarıyla birazdan onu da soracağım. Sayın Babuşçu, şimdi açıklamaya bakarsak Merkez Bankası'nın bilmeyen izleyicilerimiz için de belki anlatmak istersiniz. Diyor ki enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörüyoruz.
Ne demek istiyor burada Merkez Bankası? Merkez Bankası'nın açıklamasını okuyunca güldüm sadece. Yani diyecek bir şey yok. Komik bir açıklama. O nedenle çok ciddiye alınacak bir açıklama değil. Yalnız enflasyonla ilgili Oğuz Hocam'ın görüşlerine katılıyorum. Ocak ayında yaklaşık aylık enflasyonun %10'lar civarında ve yıllık enflasyonun da %45'lere çıkacağını söyledi. Benim de düşüncelerim aynı. Yalnız bakanın düşünceleriyle uyum sağlamıyor. Bakan Ocak ayında pik olacak dedi enflasyon. Yani en yüksek seviyeye ulaşacak. Ondan sonra düşüşe başlayacak dedi. Bence enflasyon pik seviyeye daha ileriki aylarda oluşacak. Özellikle Şubat ve Mart'ta yükselmeye devam edecek. Neden yükselecek? Oğuz Hocam da söyledi. İki nedenden. Bir, üfedeki %80'lik enflasyon tüfeğe doğru kayacak. Yansımalar birkaç ay gecikmeli, hatta 3-4 ay gecikmeli oluyor. Oğuz Hocam da aynı şeyi söyledi. Bir, ondan dolayı. İki, yıl sonunda olan elektrik zamları, doğalgaz zamları veya diğer zamlar henüz Ocak enflasyonuna yansıyacak. Aralık enflasyonuna yansımadı. Bunları da düşündüğümüz takdirde Şubat ve Mart'ta da enflasyon daha yüksek seviyelere ulaşacak. Şubat enflasyonun %5'ler, Mart ayı enflasyonunun %5'ler civarında düşündüğümüzde %50'nin üzerinde bir rakamla karşı karşıya kalacağız. Enflasyon Mart sonu itibariyle, yani 3 Nisan'da açıklandığında %50 ile 60 arasında bir rakam görürsek şaşırmayalım diye düşünüyorum ben. Ondan sonra 2023 yılında bakan dedi ki 2023 Haziran'da tek haneli enflasyon, %5 enflasyon ve tek haneli faizle karşılaşacağız dedi. Bence hayal. Yani tek haneli faiz ve %5 enflasyon 2023 Haziran'da asla mümkünatı yok. 2022 enflasyonu %30'lu rakamlarda, 2023 Haziran'da da en iyi ihtimal %25 rakamlarıyla karşı karşıya kalırız enflasyonda. Söylenen rakamlar hiç gerçekçi değil. Onun için Merkez Bankası'nın söylemlerinin de gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Ciddiye alıp okumadım bile. Evet. Peki Babuşçu, şimdi mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki nasıl ki kurun üstündeki köpüğü aldıysak enflasyonun üstündeki de köpüğü alacağız. Nasıl ki kurun üstündeki müsilajı temizlediysek enflasyondaki müsilajı da temizleyeceğiz. Sonra dedi ki enflasyonda bir şişkinlik var. %36 TÜİK'in rakamına göre bile %36 enflasyon için şişkinlik denebilir mi bilmiyorum ama zaten yurttaşın enflasyonu %100, %150 civarında. Peki mesela siz uzmanlar bunları söylüyorsunuz ama onlar bunu öngöremiyor mu sizce? Nasıl böyle bir açıklama yapılabiliyor? Tek haneli enflasyon ve faize döneceğiz diye. Bir defa köpük, enflasyonda köpük deyimini ilk defa duydum. Belki Oğuz Hocam daha net cevap verir. Ona da soracağım, evet. Duyduysa. Ama ben enflasyonda köpük ilk defa duyduğum bir tabir. Bence niye böyle görmüyorlar mı? Görüyorlar durumun vahim olduğunu. Fakat Algı yönetimi yapıyorlar. Cumhurbaşkanının bir açıklaması daha var. Çok enteresan. 2022 en parlak yılımız olacak. Yani 2022 bence 20 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde, AKP hükümetleri döneminde en kötü yıl olacak. 20 yıllık hükümetler dönemindeki en kötü yıl. Ama en parlak yıl olacağını iddia ediyor. Tamamen algı yönetimi üzerine çalışıyor diye düşünüyorum. Evet. Sayın Oyan, size de sormak isterim aslında. Bu köpüktü, müsilajdı, şişkinlikti derken bir de böyle büyük büyük planlar açıklanıyor. Tek haneli enflasyon, tek haneli faiz şeklinde. Hakikaten insanlar bu kadar zor durumda yaşarken, yoksulluk bu kadar ağırlaşmışken, çarşıda pazarda enflasyon bu kadar çok hissedilirken kendi seçmeni dahi AKP'nin buna inanıyor mu size göre? Ya da bu politikalar ne kadar gerçekçi? Neye dayanarak bunu söylüyorlar? Şimdi Şenol Hoca'nın söylediklerini ek olarak söyleyeyim. Şöyle bir kere neye dayanarak diyorsunuz? Güzel soru. Çünkü sonuçta bir programa dayanması gerekir, değil mi? Mesela orta vadeli programa dayanıyor olması gerekir. Orta vadeli programa baktığınızda enflasyonun 2024'te bile %5'e ineceğine dair bir şey yok. Mesela enflasyon için %5 diyor, değil mi Merkez Bankası bugün? Nereden çıkarıyorsun? 2022 için orta vadeli programın enflasyon öngörüsü %9,8.
Bütçe buna göre çatılıyor. Bu yılın Cumhurbaşkanlığı yıllık programı %9,8'e göre çatılıyor. Ki bunlar gerçek dışı. Bunlar tamamen çökmüş ve kadük olmuş hedefler. Ama o hedefleri de yok sayıp %5'ten bahsediyorsunuz. Yani aklımızla alay etmek gibi ciddiyetsiz şeyler bunlar. Tıpkı şuna benziyor. Türkiye dünyanın en güçlü 20 ekonomisi, en yani ekonomik olarak tam düştü 21. sıraya geldi. Tam o sırada ne beklersiniz? Hani ciddi bir ülke olsa biz tekrar ilk 20'ye döneceğiz değil mi? Hayır, ilk daha yukarı taşıyıp ilk ona gireceğiz diyor. Bu onun gibi. Yani enflasyonda bu sene %30'la kapatırsak 2022 başlık sayılacak. Öyle bir yerde %5 falan yani şey gibi absürt bir komedi tiyatrosu gibi bir şey. Bu olmaz yani bu aklımızı alay etmek olur ve kendi program hedeflerini hiçe saymak olur. Onlar kadük olmuş olabilir ama onlardaki hedefin de altına inerek daha da inanılmaz şeyler söylemeye hakları yok. Yani bunu söylemeye gerçekten hakları yok. Bunun altını çiziyorum. Çünkü böyle bir şey olamaz. Böyle bir ekonomi yönetimi olamaz. Bize Eylül ayının başında çıkardığınız orta vadeli programı sundunuz. Biz o programı eleştirdik. Daha o zaman dedik bu hedefler gerçekçi değil, tutmaz. Şimdi siz onları bir tarafa bırakıp onların hepsi çöktü. Çöktü mesela 2022 yılı için kur ortalama 9,27. Yani bir dolar eşittir 9,27. Ya bu çökmüş bir şey. Bunu tam kalkıp da şimdi ben 5 lira indireceğim dersen ona benziyor bu enflasyon hikayesi. Ben 1 dolar 5 lira yapacağım demek gibi bir şey. Ona tabii hiç kimse inanmaz da. Buna da ama yani enflasyonun %5'e inmesi falan ne demek? Enflasyon kaldı ki Merkez Bankası'nın kendi eğilim anketi var. Bu yıl sonu için %29 civarında bir rakam çıktı yaptığı anketten. Yani onun için şey yani burada şeyde anlaşılır. TÜİK şeyin üzerine baskı yaptı, TÜFE'nin. Neden? Çünkü bütün ücret ayarlamaları, asgari ücret dahil TÜFE'ye göre belirleniyor. Ama ÜFE de bunu yapmadı. ÜFE'yi daha serbest belirledi. O yüzden ÜFE ile TÜFE arasındaki fark çok açıldı. Neden? Çünkü ÜFE, yani üretici fiyatları endeksi, aslında vergileri, harçları bilmem ne belirlemek için kullanıldığı için, keza işte gelir vergisi, tarifesi, şu bu falan, emlak vergisi. O nedenle onun önünü açık tutuyorlar. O yükselsin daha iyi. Çünkü gelirlerimizi arttıracak. Ama gider kaleminde personel harcamaları, asgari ücret, şu bu, aman onu baskı altı tutalım. Böyle olunca ikisi arasında makas açılıyor. Gerçekçi değil yani TÜFE %36. Bu kesinlikle gerçekçi değil. Hiçbir üretici, hiçbir toptan tüccar, üretici derken burada tarım üreticisini kastetmiyorum. Daha çok sanayi, hizmetler kesimlerini. Hiçbir üretici üzerinde 6 ay boyunca bu kadar yüksek bir enflasyon tutmaz. Yani ben yansıtamıyorum, yansıtma koşulları oluşunca yansıtacağım demez. 1-2 aylık intikal süreleri olur ama yani 6 aydır inanılmaz 2 kattan fazla fark var Türkiye'de. Bu inanılır bir durum değildir. Sayın Babuşçu, şimdi enflasyonu konuştuk, bu kadar yükseldiğini de konuştuk ama kurumların durumu da belli. Mesela Merkez Bankası mıdır bir ülkede enflasyonla mücadele etmesi gereken kurum, yoksa TÜİK gibi istatistik kurumları mıdır? Çünkü artık hepsi birbirine karışmış durumda. Sayın Oyan da söyledi, TÜİK'in enflasyonu, tüketici enflasyonunu baskıladığı ve iktidarın isteğine göre bir sonuç çıkardığı gibi bir iddia da var. İnsanlarda böyle bir algı da var çünkü çarşıda, pazarda. O %36'yı göremiyorlar. Bu kurumların bu kadar güvensizleşmesi, bu kurumların bu kadar iktidara bağımlı olması hangi sonuçları yaratır bir ülkede? Şimdi ekonomideki en önemli konulardan birisi güven. Güven konusunun altını çizmek lazım. Fakat ekonomideki kurumlara olan güven yok. Özellikle Merkez Bankası'na olan güven sıfırlanmış vaziyette şu an. Ki fiyat istikrarı, enflasyonu düşürme görevi Merkez Bankası'nın görevidir. Ben tespit ettiğim 6 tane nokta var Merkez Bankası'nın performansının zayıflığı, başarısızlığı ile ilişkin. O 6 noktanın altını çizerek birer ikişer cümleyle vurgulamak istiyorum. Buyurun tabii. Şimdi Şahap Kavcıoğlu göreve geldiği tarih 20 Mart 2021. Yani yaklaşık 10 ay önce göreve geldi.
İlk konuşmasını 30 Mart 2021'de yaptı. 10 gün sonra görev geldikten sonra ilk konuşmayı yaptı genel kurulda. Genel kurulda konuşmasında şunun altını çizerek söyledi. Merkez Bankası'nın web sayfasında aldım ben bu konuşmayı. Orada yazıyor. Politika faizini enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz diyor. Böyle bir durum oldu mu peki? 10 aydır böyle bir durum göremiyoruz. Özellikle Eylül ayından itibaren politika faizi enflasyonun altında. Merkez Bankası başkanları ciddiyet olmak zorundalar. Ağızlarından çıkan sözü tartmalılar. Siz bunu sözü söyledikten sonra 6 ay sonra politika faizini enflasyonun altında oluşturmaya başlıyorsanız sizin güven diye bir şey olmaz. Bir numaralı konu bu tespit ettiğim. 2. 20 Mart'ta TÜFE 15.61. %15.61 20 Mart'ta TÜFE. Bugün itibariyle TÜFE 36.1. 2 katından fazla, 2,5 katından fazla. Siz asli göreviniz fiyat istikrarı, enflasyonu düşürme göreviniz var. Göreve başladığınız tarihten bugüne kadar 10 ay içerisinde enflasyonu 2,5 kat arttırmışsınız. %15'ten %36'ya çıkarmışsınız. Başarısızsınız, performansınız kötü. Güven kaybediyorsunuz. Üçüncüsü, Merkez Bankası'nın 20 Mart'ta göreve başladığında enflasyon tahmini 9.4'tü. Şapkacıoğlu göreve başladığında Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini %9.4'tü. 29 Nisan'daki toplantıda Şahap Kavcıoğlu 12.2 çıkarttık dedi. Hedefi dedi. Aradan 3 ay geçti. 12.2 tahminini değiştiriyoruz dedi. 14.1 dedi. 29 Temmuz'da. Aradan 3 ay geçmedi. 28 Ekim'de enflasyon tahminini %14.1'den değiştiriyoruz. 18.4'e dedi. Yıl sonu geldi. Enflasyon 36.1 çıktı. Tahminlerin tam 2 katı. Nasıl güveneceksiniz Merkez Bankası'na? Fiyat istikrarı sağlamakla görevli kurumun tahmininin 2 katı enflasyon rakamı çıkıyor. Yaptığı tahmin 28 Ekim'de yapıyor. 28 Ekim tahmini. Yani yıl sonunda 2 ay kala tahmin yapıyorsunuz. O da 18.4. Gerçekleşen 36.1. Dördüncüsü, Merkez Bankası başkanı göreve başladığı tarihte 20 Mart 2021'de döviz kuru, dolar kuru 7.20. Bugün dolar kuru 13,5-14 lira. %100 kur artışı. Beşincisi, çok yakın bir tarih, 28 Eylül'de, bundan 3 ay önce Şahap Kavcıoğlu yine bir toplantıda şunu söylüyor. Doların yükselmesi için hiçbir neden yok. Alınan önlemlerle bir yıl içinde rezervlere yaklaşık 50 milyar dolara yakın para gelecek. Dolar yükselmeyecek. 28 Eylül'de söylüyor bunu. Bunun sözleri söylediği tarihte dolar kuru 8.85. Bugün dolar kuru 13,5 lira, 14 lira. 3 ay önce söylediğiniz söz söyleme bari, konuşma bari. Altıncısı, Kavcıoğlu Mayıs 2021'de politika faizini belirlerken manşet enflasyona bakıyoruz diyor. Yani TÜİK'in hesapladığı TÜFE'ye bakıyoruz diyor. Mayıs 2021'de. Ağustos 2021'de faizi belirlerken çekirdek enflasyonu esas alıyoruz diyor. Manşet enflasyonu TÜFE'den vazgeçtik, çekirdek enflasyonu esas alıyoruz diyor. Mayıs'ta açıklamasının Ağustos'ta tam tersini söylüyor. Farklı bir göstergeye esas aldığını söylüyor. Aradan 3 ay geçmeden Ekim ayında diyor ki faizi belirlerken cari açığa bakıyoruz diyor. 6 tane nokta. Onun için Merkez Bankası'na olan güven yitirilmiştir. Bugün de söylentileri çıktı. Merkez Bankası Başkanı'nın istifa etmesi lazım. Evet. Merkez Bankası güven kurumudur. Güven olmadan Merkez Bankası'nın başarılı olma şansı yoktur. Bence derhal istifa etmelidir. Söylentileri de çıktı zaten. Evet. Sayın Oyan, size de sormak isterim. Şimdi Merkez Bankası Başkanı, TÜİK Başkanı, TÜİK'e de zaten 5-6 yıl sonra ilk defa bir genel başkan atadılar. Ondan önce hep vekaleten vardı. Hem de TÜİK Başkanı aslında hem istifa söylentileri çıktı hem de çıktı röportaj verdi. Dedi ki ya ben işte nasıl enflasyonu iktidara göre belirlerim, 84 milyonun ahı olur üzerimde. Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki ahını zaten aldınız, vahı kaldı.
halkın yoksulluktan. Şimdi bu bürokratların böyle 3 bürokrat daha istifa edecek, istifa demeyelim tabii, kendi jargonlarına göre af dileyecekler. Hatta TÜİK Başkanı affını dilemiş, onun kabul edilmesini bekliyor. Nedir şimdi bu ekonomi yönetimi, hakikaten bu kadar çok değişikliği, bu kadar çok başkandır, bakandır, bu değişiklikleri kaldırabiliyor mu size göre? Yani kaldıramadığını görüyoruz. Ekonominin kendisi bunun en açık göstergesi. Yani hiçbir olumlu gösterge yok ortada. Yani faizlere bakıyorsunuz, enflasyona bakıyorsunuz, kura bakıyorsunuz. Yani bu en görünür göstergeler bunlar. Bunların arasındaki ilişkilere bakıyorsunuz. Kısa vadeli borçlara bakıyorsunuz, toplam dış borçlara bakıyorsunuz. Kamu kesiminin borçlanma yapısına bakıyorsunuz falan. Yani hiçbir yerde ya burası iyi, fena değil diyeceğiniz bir durum yok. Dolayısıyla yani bu kurumlarla bu kadar oynamanın ve sonuçta bütün iplerin sarayda olmasının yani ekonomiyi nasıl iyice çıkmaza soktuğu açık. Gerçi 2013'ten beri Türkiye dünyanın en kırılgan beşlisi arasında yerini çok iyi bir şekilde koruyor. Yani ara sıra Tayyip çıkıyor ya, dünya beşten büyüktür. Bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi için söylüyor. İyi güzel de sen de daimi beşler içindesin. Dünyanın en kırılgan, en kötü yönetilen ekonomileri içindesin. Dolayısıyla bunu unutmasın, bunu söylerken buradan hatırlatalım da. Yani bu yeni bir durum da değil. Sadece Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonraki mesele değil. Cumhurbaşkanı yönetim sisteminden sonra ağırlaştı sorunlar. Niçin? Çünkü yeni bir çıkış bulamadılar. IMF politikalarıyla geldiler aslında 2015'e kadar falan. Yani IMF 2018'de bitti. 2008'de bitti ama 2015'e kadar kör topal onun izinden yürüdüler. Ama sonrasında ellerinde bir program yok. Ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetler. Dünyadan kaynak temini zorlaştığı, yani fon akımları yani bizim çevre ekonomilere yönelik olmaktan çıktı. Pahalandığı, daha zor koşullarda bulunur olduğu, daha pahalı. Dolayısıyla nereden nasıl bulalım? 2018'den sonra muhtemelen zihni siniri iş başı yaptırdılar sarayda ve bu faiz sebebi enflasyon sonuç projeleri ortaya çıkmaya başladı. Yani Allah akıl fikir versin diyeyim. Ama bu arada şeyi söyleyeyim, Şenol Hoca'nın da tamamlamak üzere. Yani şimdi düşünün 2020'nin Kasım'ında damat bakan gidiyor, şey geliyor değil mi? Naci Ağbal geliyor. Naci Ağbal'ın yaptığı ilk iş ne? O sırada gene şeyden çıkmış olan, kontrolden çıkmış olan kuru yatıştırmak için şeye geçiyor. Yani enflasyon hedeflemesine geçiyor. Yani şeyin üzerinde enflasyon üzerinde faiz vermeye başlıyor. Bunu da sürdürüyor. %17'ye kadar çıkıyor. Mart'ta da %19'a çıkardığı zaman ipini çekiyorlar. Ama ortodoks politika uyguluyor. Dikkat edin. Yani heterodoks falan değil. Ortodoks politika uyguluyor. Ne zamana kadar geliyor? Mart'a kadar. Mart'ta biraz önce Şenol Hoca söyledi. Gelen başkan da çünkü hemen döviz fırlıyor Mart 20'den sonra da yatıştırmak için piyasaları biz şey yapacağız, enflasyon hedeflemesine devam edeceğiz diyor. Devam da ediyor, nereye kadar? Hazirana kadar. Hazirana kadar faizler şeyin üstünde kalıyor, enflasyon üzerinde kalıyor. Temmuz'da bir operasyon TÜİK 18.97 gibi bir rakam çıkarıyor enflasyonu ki %19 faizin altında kalsın diye. O tamamen şeydir, uydurma bir rakamdır. Ama diyelim ki Temmuz'da başa başta kaldı. Fakat Ağustos'tan itibaren tersine dönüyor. Yani enflasyonun altında faizler oluşmaya başlıyor Ağustos'tan itibaren. İşte çekirdek enflasyon şeyi o zaman geliyor. Ama sonra ona da uymuyor. Bakın bugün şey açısından bakın, yıl sonu itibariyle bakın. %36 enflasyon TÜFE, %33 de çekirdek enflasyon. Hani nerede çekirdek enflasyona intibak? Gerçi ondan da vazgeçmişler de ama yani hani onu bile alsak işi kurtarmıyor. Yani şimdi bu dünyada örneği görülmemiş bir yoldan ilerliyoruz ve bunu çok pahalı yollarla dengelemek istiyoruz. Mesela? Yani enflasyon, faiz silahını kullanmamanın, orada inatlaşmanın bedeli olarak diyorsunuz ki ben kur farkı veririm. Yani örtük faiz veririm. Kur farkı veririm.
kur farkı veririm diyor bir taraftan, Cumhurbaşkanı öbür taraftan diyor ki biz çift para sistemine karşıyız. Dolarizasyon istemiyoruz. İstemiyorsan mübarek niye kur farkı veriyorsun? Yani dövize endeksliyorsun sen şeyini, mevduatını. Olur bir şey mi? Ve bu çok, şimdi de seviniyorlar ama 163 milyar liraya çıktı falan. Bu 163 milyar meselesi için şunu söyleyeyim. Türkiye'deki toplam mevduat TL artı yabancı para 5 trilyon lira düzeyinde. Yani bunun içinde baktığımız zaman %3'lerden falan bahsediyoruz. Yani bu çok şey, komik bir rakam ama umarım bu komik düzeyinde kalır. Neden biliyor musunuz? Umarım başarılı olmaz. Çünkü kur korumalı mevduat tıpkı 1970'lerin dövize çevrilebilir mevduatı gibi, DCM'ler gibi bir sonraki şeye, 70'lerden 80'e inanılmaz yük aktarmıştı. Şimdi bu da bir sonraki iktidara büyük bir kamu maliyesi yükü aktaracak bir meseledir. Kaldı ki bunu sürekli genişletiyorlar. Önce gerçek kişilerin hesapları için geçerliydi. Sonra ticari mevduatta da getirdiler. Arkasından şimdi mecliste görüşülüyor daha. Görüşülecek. Şimdi de şey, yani şeye geçersen döviz mevduatından işte bu kur korumalı mevduata geçersen ticari şirketler için özellikle kurumlar vergisini, gelir vergisinden muafiyet getireceğim. Yani faizleri arttırmamanın bedeli olarak sürekli olarak şey ödüyorsunuz. Kamu maliyesi üzerine, yani biz vergi mükellefi üzerine yük yüklüyorsunuz. Yani orada bir 100 bin kişilik belki, hani 50-60 bin kişilik neyse önemli, 100 bin kişilik diyelim bir varlıklı kesim ve ticari kesim için 84 milyon insandan haraç topluyorsunuz. Bunun anlamı budur. Yani bu çok yazık dolayısıyla. Yani sizin bu akla ziyan politikalarınız uğruna sürekli olarak hem yurttaşı daha büyük yükler altına sokuyoruz hem de gelecek iktidara inanılmaz bir enkaz bırakıyorsunuz. Çünkü mantık şu, ben bir seçim dönemini daha atlatayım, benden sonrası tufan. Anlayış bu. Böyle bir anlayışın Türkiye'de iktidar olmaması gerekiyor. Yani sadece Merkez Bankası'nın istifası yetmez bence. Evet. Sayın Oyan, ama orada şunu da sormak isterim. Mesela savunma şirketlerinin KDV yükümlülüğünü de kaldırdılar. Bunun da kamu maliyesine bir ek yükü olmaz mı size göre? Olur tabii. Yani zaten KDV Türkiye'de delik deşik olmuş bir vergi. Özellikle dahilde alınan KDV açısından söylüyorum. İthalde alınan KDV'de çok fazla bir şey yok. O zaten daha tahsilat, tahakkuk tahsilat oranları daha yakın. Dahilde alınan KDV'de zaten şey çok, tahakkukla tahsilat rakamları arasında makas açıldı. Tahsil, KDV'yi bile tahsil edemez duruma geliyorsunuz. Halbuki KDV aslında şirketler bunu bir aracı şirket, bir mültezim gibi adeta tahsil ederler ve ödemek zorundadılar. Çünkü kendi şeyleri değil, yani bir gelir vergisi gibi kazançlar üzerine ödedikleri vergi değil ki. Zaten vatandaşa kestikleri fatura üzerinde olması gereken olan bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi burada esas tabii yapılması gereken KDV'de, yani bu belki çok oranlıktan Türkiye'de vazgeçmek gerekiyor. Birçok, yani bir reforma tabi tutmak gerekir KDV. Bu şekilde yürümez. Ama öbür taraftan savunma sanayi şirketlerini bırakın, siz halk geçim derdinde, yani birçok şeyde elektriğinde, doğalgazında, bilmem ne de bunları tutmak, öbür tarafta başka yerlerde indirimler yapmak, yani halkın temel gereksinimi olmayan alanların tümünü söylüyorum. Savunma sanayi de dahil tabii. O zaman şey, yani bu iktidarın nasıl çifte standart uyguladığını ve yüzünün halka dönük, emeğe dönük olmadığını gösteren bir yeni işaret olarak algılanması gerekir. Evet. Sayın Babuşçu, size de sormak isterim. Şimdi bu kur korumalı TL mevduat hesabından konuşmanızın başında siz de söz ettiniz. 163 milyar olarak bildirdiler son açıklamalarında. Sürekli artıyor. Çok memnunuz açıklamaları geliyor ama Türkiye ekonomisi, mesela o kırılgan ekonomiler içinde olduğunu da göz önünde bulundurursak, tüm bu faiz yükseltmemek için alınan önlemleri kaldırabilir düzeyde mi? Merkez Bankası'nın kendi hesapları zaten eksideyken nasıl Hazine Bakanlığı kalkacak da bu kur korumalı TL mevduatının geri kalanını karşılayacak? Mesela işimiz gücümüz ihracat dediler. Biz o yüzden bu yeni modele geçtik dediler. İhracatçıya %25 yaptığı anlaşmaların bedelini yatırmasını şart koştular.
İhracatçılar da diyor ki bu sürdürülebilir bir durum değil. Bankaların bile haberi yok bu işlem nasıl yapılacak. Böyle bir her cümerçte böyle bir kaos içinde bu ekonomi size göre daha ne kadar ilerleyebilir? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin mevduatları bunu daha ne kadar karşılayabilir? Şimdi kur korumalı mevduat hesabı tamamen aslında örtülü bir faizdir. Hocamın da söylediği gibi. Evet. O dönüşü yapmamak için böyle ara yollardan bir şeyler uydurmaya çalışıyorlar. Onu çıkardılar. Şu an itibariyle rakam 163 milyar. Hocamın da söylediği gibi 5 trilyonun üstünde bir mevduat rakamını esas alırsak Türkiye'deki bankalardaki. Onun %3'ü kadar. Bir miktar daha baskıyla artıracaklar. Nasıl baskıyla? Bankalara Merkez Bankası ve hükümet ciddi baskı yapıyor. Banka yöneticileri de şubelerde çalışanlara ciddi baskı yapıyorlar. Hedef veriyorlar. Hedef tutturma. Bu tür performans hedefi ortaya koyma. Yapmayan bankacılara mobbing yapma gibi uygulamalar söz konusu. Bununla bir miktar daha artırabilirler. Ama hocamın da söylediği gibi artırmamaları aslında ülkenin lehine. Çünkü bu ciddi boyutta başımıza sıkıntı olacak bir durum. İki yöntemle buradaki kur farkları ödenecek. Ya hazine tarafından ödenecek. Hazine tarafından ödenirse bizim vergilerle ödenecek. Bütçe açıklarına neden olacak. Ya da Merkez Bankası para basarak ödeyecek. Şimdi Cumhurbaşkanımız diyor ki ikili para sisteminden çıkacağız. Türk lirası sadece olacak. Aslında ikili para sistemine daha da dahil oluyoruz. Veyahut da şöyle diyorum ben ikili para sisteminden çıkacağız da Türk lirası olmayacak. Dolar olacak. Dolarizasyonla çıkacağız bu işin içinden. Şöyle düşünürsek 163 milyar TL kur korumalı mevduat var şu an itibariyle. Bunun dolar cinsinden bakarsak 12 milyar dolar yapıyor yaklaşık. 12 milyar doların %15'i döviz cinsinden kur korumalı mevduata dönmüş. %85'i TL'den dönmüş. Yani 12 milyar dolar kur korumalı mevduatın 10 milyar doları TL'den dönmüş. 2 milyar doları dövizden dönmüş. Esas bekledikleri dövizden dönmesi. Fakat dövizden dönüş yok. Dönüşte çok sınırlı 2 milyar dolar. TL'den döndürdükleri ise dolarizasyon demek. Yani vatandaş parasını TL'de tutarken gel diyor dolara endeksleyelim. Dolarizasyonu artırmış oluyorsunuz. Farkında değiller. Oğuz hocamın da dediği gibi ileriki yıllarda gelecek hükümetlere bir saatli bomba bırakıyorlar kucaklarına. Bomba her an patlayabilir, hazır vaziyette bir bomba bırakılmış oluyor. Kur korumalı mevduat sistemi böyle. Bununla ilgili de varsayalım bir miktar daha artırdılar. Beklenen her derde deva ilaç olacak bir ürün değil. Onlar zannediyorlar ki her derde deva bulduk çözüm. Bu kur korumalı mevduatla ekonomiyi düzeltiriz. Ekonomiyi düzeltmek bırakın. Ekonomiyi bozmaktalar, farkında değiller. Zaten bu açıklandığında da Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati hiç öngörmemiş olacak ki, hiç aklına gelmemiş olacak ki işte doların o dönem en azından o 20 Aralık akşamı inmeye başlamasını nasıl lan dedim diye kendisi anlatıyor. Şimdi izleyicilerimiz de kusura bakmasınlar böyle bir kelime kullandığım için ama kendisi de çok öngörebilmiş değil. Belli ki onlar için de bir sürpriz oldu o sonuç. Zaten çalışılmış bir şey de değil, ürün de değil. Ortaya atıldı, ondan sonra geride çalışıldı. Birkaç gün mevzuatını düzenleyemediler. Aslında daha önceki yıllarda, daha önceki hükümetlerde Oğuz Hocam daha iyi hatırlar. 90'lı yıllarda bu tür ekonomiye ilişkin reçeteler yazıldığında, yeni ürünler çıkarıldığında teknokratlar, ekonomi bürokratları uzun süreler çalışırlardı üzerinde. Tüm ayrıntıları ortaya koyarlardı. Avantajları, dezavantajları ortaya koyarlardı. Ondan sonra ürün eğer akla yatarsa uygulanmaya konulurdu. Burada yapılan şu, ortaya önce ürün atılıyor, sonra arkadan teknik çalışmalar yapıldı. Oğuz Hocam çok daha iyi bilir. 90'lı yıllarda böyle bu şekilde olmaz. Zaten ekonomi bürokrasisi diye bir bürokrasi de kalmadı. Yani ortada BDDK yok, ortada hazine yok, ortada zaten DPT denen bir kurum kalmadı. Kurum yok. Merkez Bankası dillere şenlik, biraz önce anlattım yani Merkez Bankası'nın
halini. Yani onun için düşünülerek, tasarlanarak, üzerinde çalışılarak artıları eksileri belirlenerek yapılmış bir ürün değil. İşte ortaya ortada atılıyor, sadece evet, ortada sadece ekonominin kitabını yazdığını iddia eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Ekonominin sonuçları da bunlar. Sayın Oğuz Oyan, size hem de siyasetçi kimliğinize binaen son olarak sormak isterim. Şimdi şöyle bir öngörü de vardı uzmanlar arasında. Eğer Ocak ayında faizler indirilirse önümüzdeki 6 ay içinde seçim geliyor. Oysa iktidar sürekli 2023 Haziran'da seçim olacağını söylüyor. Ama tüm bu aşamalar, ekonomideki bu aşamaların da AKP iktidarının, AKP MHP iktidarının bir seçim ekonomisi yarattığını, gösterdiğini söylüyor uzmanlar. Asgari ücretteki artış, memurlara yapılan zam, emeklilerle ilgili düzenleme. Siz Türkiye'de herhangi bir erken seçim bekliyor musunuz? Bazı uzmanlar da bu ekonomideki bu 20 Aralık sonrası bir makyajlı düzelme sonrası bir baskın seçim beklentisi olabilir diyordu. Bir baskın seçim bekliyor musunuz, yoksa ülke 2023 Haziran'ına kadar hakikaten dayanabilecek mi? Yani ülkenin dayanması açısından sıkıntılar var ama iktidarın gerçekten ben de amacının şeye kadar 2023 Haziran'a kadar beklemek yanlısı olduğunu düşünüyorum. Yani bugün seçime dönük adımlar atması bununla çelişmiyor. Çünkü o da çok yakın bir vade. Yani 2023 Haziran değil ki, şunun şurasında. Yani 18 ay bile değil artık. Kaldı ki seçim şeyini açıkladığınız andan itibaren tarihini, ki yani bu şeyde olacak. Mart'ta 3 ay önce açıklayacaksınız. Mart'a kadar bakarsanız şunun şurasında 12-14 ay var. Yani dolayısıyla seçim ekonomisi tırnak içinde eğer varsa bu zaten başlamış. Ama AKP o kadar şey ki, çaresiz kalmış ki işte %50 asgari ücret açıklıyor. Hani bunu seçim ekonomisi olarak görebilirsiniz belki ama yani %50'lik bir enflasyon açıklayacak yakında mecburen. Yani bu yükselecek. Yani o zaman herkes o %50 de üstelik yani şeyin emekçi kesimler açısından iki katını düşünün. Böyle bir ortamda yani emeğin ve geniş halk kitlelerinin böylesine boğazının sıkıldığı, hayat standartının düşürüldüğü, satın almak için düşürüldüğü bir ortamda seçim olur mu? Seçime gitmek akılcı mı? Yani ben sanmıyorum. Yani şunu bekleyecek, biraz sonuç almayı isteyecekler. Düşünün, enflasyonun arttığı bir süre şunu umuyorlar. Haziran'dan itibaren enflasyonun bir miktar azalacağını umuyorlar. İşte Bakan Nebati de 2023'te biz tek haneye ineceğiz diyor. Atıyor tabii. Yani mümkün değil. Ama çünkü enflasyon stoğu vardır. Yani bu yılın sonunda %30 olacaksa, ki daha az olamaz. O bir enflasyon stoğu olarak önümüzdeki yıla devreder bir şekilde. Yani oradan bu şey gibi, yani frene bastığınızda da kamyon ya da araba neyse o hemen durmaz değil mi? Belli bir durma mesafesi vardır. Dolayısıyla enflasyonla ilgili her türlü önlemi alsanız bile o zık diye duramaz. Yani duvara çarpmıyorsanız eğer. Dolayısıyla burada şey var. Yani 2023'e ilişkin beklentiler, yani biraz daha makul düzeye indirebilir miyiz diye hesaplıyorlar. Bize söylemedikleri, yani enflasyonu acaba tekrar %15-20'nin altına düşürebilir miyiz örneğin. Bence hedefleyebilecekleri en iyi şey o. O sırada da işte bir miktar dengeleyebilir miyiz ortalığı? 2023'e dönük yeni bir işte asgari ücret açıklanacak. Yeni bir belki orada memur maaşı şu ya da emekli. Orada bir 2023'e dönük bir güzelleme yapar ve sonucunu Haziran'da alabilir miyiz üzerine oynayacaklar. Ama işler o kadar ters ve kötü gidiyor ki, üstelik daha şeyi görmedik. Yani Amerikan Merkez Bankası Fed faiz arttırımlarını açıklamadı ama bu yıl 3 ya da 4 kez, en azından kimilerine göre 7 ama en az 3-4 kez faiz arttırımı yapacak. Varlık alımlarını azalttı, dolayısıyla Amerika dışı çevre ülkelere saçılan dolarlar geriye doğru rica ediyor. Yani Türkiye'nin bu uluslararası ortamda artık şey bulması mümkün değil. Dünyada, Türkiye dışında bütün ülkelerde faiz artışları görülüyor. Bu Avrupa'da da öyle. Hani enflasyona da bağlı ama bu FED kararına, ki muhtemelen Avrupa Merkez Bankası da
faiz artışları açıklamak zorunda kalacak. Bütün bunların ortak etkisiyle Türkiye'nin aslında zorlanacağı bir şey faizleri arttırmak zorunda kalacaktır. Normal düşünürsek, ama normal düşünemiyoruz bu iktidarla. Yani akıl dışı şeyler yapabildikleri için. Ama yani bu kadar şey negatif ayrışan bir ülke olamaz. Diğer ülkelerden bu kadar kendi ekonomisini ve ekonomik kararlarını ayrıştıran bir ülke olamaz. Dolayısıyla şeyi bilemiyoruz. Tabii bu inadından seçim öncesinde vazgeçer mi faiz meselesinden? Bu çünkü ona politik bir yıkım da getirecek şimdi vazgeçmesi. Öyle bir noktaya getirdi bu inatlaşmayı. Ne yapacağını göreceğiz ama yani bu seçim öncesinde bile faizlerle yukarı doğru oynamak zorunda kalabileceğini ben düşünüyorum. Yani mümkün olduğu kadar makul bir yerlerde seçime gitmek ister. Benim kanım 2023 Haziran'ına kadar ekonomiyi makul bir şeye getirmelerinin çok zor olacağı noktasındadır. Yani bu şeyleri, projeleri, yani faizleri düşürelim, buradan yatırımlar canlansın, faizleri düşürelim, böylece kur artışları üzerinden ihracat artsın, ithalat azalsın, dolayısıyla dış açıklar azalsın, yani cari açık azalsın. Biz bunları satarak, işte ihracat arttı bak, cari açıklar azaldı, efendim yatırımlar arttı bak, istihdam artıyor gibi şeyleri 2017'de bunu yapmışlardı, tekrar yapabileceklerini sanıyorlar. Ama bir şey değişti. Bir kere bütün döviz rezervlerini tüketmiş vaziyetler, negatifteler -55-56 milyar. İkincisi şey yok, yani uluslararası konjonktür tamamen farklılaşmış durumda. Demin biraz önce Şenol Hoca söyledi, güven yok. Yani bu iktidara güven yok. Yani bu kadar güven erozyonuna uğramış bir iktidarın yani bir politika hattında başarılı olabilmesi çok zordur. Dolayısıyla yani bugün mesela Tayyip Erdoğan kaç kere çıktı, bozdurun dövizlerini, bozdurun dedi değil mi daha önce krizlerde? Bozduranlar hep kaybetti. Şimdi niye güvensin ki? O yüzden şimdi bozdurun diyemiyor. Kur korumalı ben şey getirdim diyor. Örtük faiz veriyor. Kur farkı veriyor. Yani biraz önce söylendi işte tam takır olunca hazine şeye başvuruyor. İhracatçının gelirinin %25'ini getir, bozduracaksın, Merkez Bankası'na vereceksin bunu diyor. Yani bu yüksek bir oran. En son 1999'da uygulanmıştı bu. Oradan bu yana ilk kez yeniden uygulanıyor. Yani o iptal edilmişti 99 sonrasında. Buna mecbur kaldılar. Yani buna mecbur kaldılar. Ben şunu diyemiyorum. Yani bundan vazgeçin diyemiyorum. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın rezervleri tam takır olmuşken işte buna benzer önlemler uygulanacak. Gelecek iktidara da bu tür sert zecri önlemleri bırakıyorlar. Yani başka nasıl o şeyleri, kasaları tekrar dolduracaksınız? Bir çaresizlik içine soktular ekonomiyi, kamu yönetimini, kamu ekonomisini, Merkez Bankası'nı. Evet. Sayın Şenol Babuşçu, Sayın Oğuz Oyan, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Şenol Hoca'ya da selamlar. Selamlar hocam, Oğuz Hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu akşam Odak programında hem Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı faiz kararını ama hem de Türkiye'deki ekonomik gidişatı Profesör Doktor Şenol Babuşçu ve Profesör Doktor Oğuz Oyan değerlendirdi. İyi akşamlar.